Hadi bakalım. İyi dersler. Görüşürüz Betüş. Hoşça kal Betüş. Ceren'cim, senin niye suratın ısık akşamdan beri? Yok bir şey. Yoksa özel bir sorununuz mu var? Bunu anlatmak Çilek'in konuşması kadar zor. Hadi servis bizi almadan gidecek şimdi. Ceren, bak tatlım, ne zaman istersen konuşabiliriz. Ben her zaman yanındayım. Biliyorsun biz dostuz. Biliyorum Betüş. Hadi güle güle bakalım çocuklar. Allah zihin açıklığı versin. Betüş Hanım, benden duymuş olmayın ama bence Ceren'in bir kalp ağrısı var. İçimden bir ses, o aşık falan oldu diyor. İlahi Firuze, olur mu öyle şey? Tamam, tamam, tuvalete gidiyoruz. 5 yaşındayız ama çişe hala anneyle gidiyoruz. Aa, ne yapsın çocukcağız? Anneyi geç buldu garibim. Aa, ben bakarım Firuze. Efendim? Aa, Suzan Hanım merhaba. Ben de tam sizi kahve içmeye davet edecektim. Tabii tabii, bekliyorum, buyurun. Allah Allah. Sesi biraz tuhaf geliyor. Kocasıyla hala barışmadılar galiba. Perihan teyze de o kadar sihir yaptırdı ama hayret. Günaydın Firuze. Günaydın Sadık Bey. Aa, sabah sabah kim geldi acaba? Suzan Hanımlardır. Betüş Hanım sabah kahvesine davet etmişti. Ha öyle mi? Günaydın. Günaydın Suzan Hanım. Nasılsın Firuzeciğim? Allah'a çok şükür. Çantanızı alayım bir. Hoş geldiniz. Suzan Hanım. Betüş Hanım lavaboda şimdi çıkar. Önemli değil. O çıkana kadar biz de Sadık Bey'le sohbet ederiz. Çok iyi olur. Avni Bey nerede? Onu boşayacağım. Yanımda getirmedim. İnşallah Betüş'ün de işi uzun sürer. Firuze sen bu arada bize 2 tane kahve yap. Bol sütlü olsun. Benimki de. Çok iyi. Umur Bey sizi almaya gelmeyecek mi Sadık Bey? Kahvenizi ofiste içersiniz. Yorum yapma. İşini yap Firuze. Umur Bey gelir, bekler, bekler, bekler. O kadar. Ah. Niye benden boşanmak istiyorsun Suzan? Niye? Ya periler kim? Neden beni seni onlarla aldatmakla suçluyorsun? Yok yok. İşin içinde bir iş var. Bunca yıllık karım beni böyle bir deli saçması yüzünden boşayamaz. Sabah sabah kalkıp komşularımıza gittiğine göre onlar bir şey biliyor olabilir. Bir arayıp sorayım bari. Belki bana yardım ederler. Efendim? Alo, Betüş Hanım. Merhaba, ben Avni. Avni Bey merhabalar. Az önce kapı çaldı, eşiniz geldi herhalde. Siz niye gelmediniz? Belki biliyorsunuzdur, aramız biraz kötü. Biraz önce komşulara gidiyorum diye kapıyı suratıma çarparak çıktı. Ay hay Allah, demek hala aranız düzelmedi. Böyle dediğinize göre olanları biliyorsunuz herhalde. Ben hala karımın benden neden boşanmak istediğini anlamış değilim. Ya bütün gece sen perilere baktın, evliliğimiz ondan bitiyor deyip durdu. Ya ne perisi Allah aşkına? Bunu açıklamak biraz zor. Zaten siz her şeyi unutun. Bakın. Suzan Hanım'a biraz zaman verelim. Bence her şey düzelecektir. Bakın Betüş Hanım, hiç de öyle değil. Size dostça bir şey söyleyeyim. Bence Suzan beni başka bir nedenle boşamak istiyor da peri meri gibi abuk subuk şeyleri bahane ediyormuş gibi geldi bana. Ne gibi bir şey? Bakın, biliyorsanız ne olur söyleyin. Suzan'ın hayatında başka biri mi var? Ay, bunu da nereden çıkarttınız şimdi? Bana eskimiş bir çoraba bakarmış gibi bakıyor. Bazen siz de öyle hissetmez misiniz? Yeni mi başladı? Aha, 3,5 saat sürüyor. Bak çok güzel film, sen de izle. Ay,
öyle bir şey yok, emin olabilirsiniz. Bakın Avni Bey, ben şimdi Suzan Hanım'la konuşurum. Her şey eskisi gibi olacaktır, hiç merak etmeyin. Sağ olun Betüş Hanım, çok iyisiniz. Teşekkür ederim. Hoşça kalın Avni Bey. Dilekciğim, hadi gel aşağı inip komşumuzla ilgilenelim ha. Yani eşinizden ayrılacağınızı üzüldüm desem yalan olur. Nedense artık buna ben de üzülmüyorum. Sizin evliliğiniz nasıl gidiyor? Ben onu çoktan unuttum bile. Hoş geldiniz Suzan Hanım. Siz hiç merak etmeyin Betüş Hanım. Ben şimdi onların aklının başına gelmesini sağlarım. Bir sıcaklık hissettin mi? Çilek, sen hemen odana çıkar mısın lütfen? Burada neler oluyor ha? Hiç. Kapı. Firuze, kapıyı aç. Günaydın. Günaydın, günaydın. Sadık, hazırsan çıkalım. Toplantıya geç kalıyoruz. Tamam, tamam. Geliyorum. Patroncum, geliyorum. Suzan Hanım, nasılsın? Betüş, bu ne iş? Bilmiyorum Uğur Bey ama şimdi öğreneceğim. Sadık, bu ne hal? Ne varmış halimde? Birbirinize nasıl bakıyorsunuz öyle? Betüş, sen bana hesap soramazsın. Bilmen gereken bir şey olursa ben sana söylerim. Hadi gidelim patron. Ne? Ben de kalkayım artık. Bu arada kartım, tamam mı? Öğleden sonra beni ara. Seninle bir yemeğe çıkar, sonra dertleşiriz özel olarak. Sadık! Aferin, öğreniyorsun ha. Bari siz bir açıklama yapın Suzan Hanım. Neyi açıklayayım Betüş Hanım? Kocanız sorunlarımla ilgileniyor. Hepsi bu. Kahve için teşekkürler. Görüşürüz. Ay anne, bak 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 bak. Şimdi ne kadar çabuk olup bitti değil mi? Bence bu sihir kesinlikle tuttu. Kına yakın, kına. Sen sus Taci, yoksa şimdi seni geri gönderirim. Alıştın tabii. Ben de şamaroğlarına döndüm. Git Taci, gel Taci. Ömrüm böyle geçiyor. Anne, bak Betüş nasıl da sinirlenip kapıyı çarpıp çıkıp gitti. Sence buraya mı geliyor dersin? Hay inşallah. Bu evlilik bitsin, cezalardan ceza beğen Dudu. Perihan seni taşa çevirmezse iyi. Bana Perihan deme, bana Perihan deme. Neden? Küs müsünüz? Annem seni Perihan teyzeden kıskanıyor. Ne? Ya herhalde annem seni çok özledi ondan baba. Ay buna hayatta inanmam. Susar mısın sen? Betüş buraya geliyor diye sevinsene. Babanla aramızdaki işlere karışma. İyi peki tamam. O zaman ben iki sevineyim, iki göbek atayım, iki şöyle yandan yandan oynayayım. Belki bu vesileyle siz de sevinirsiniz. Hayata daha güzel bir açıdan bakmayı öğrenirsiniz. Allah. Şımarık. Allah! Betüş eve geri geliyor, yaşasın. Annem babamı seviyor, yaşasın. Perihan teyze sihirleri öldürse ne yapacağız bilmiyorum ama olsun, olsun. Ayol, oynuyor musun? Felaket tellallığı mı yapıyorsun belli değil. Gel bana yardım et, yukarıda Betüş'ün odasını hazırlayalım. Kes şunu. Aman, iki satır oynadık anne. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.